Tabii şöyle diyeyim, yani eşcinsellik sonuçta Kur'an'da eşcinselliğin fiili uygulamasının, yani eşcinsel eğilim olması ayrı bir konu. Hani insanın karşı cinse karşı bir eğilimi de olur. Ama diyelim ki biriyle evlidir. Beraberlikleri zina olacaktır. Yani canı ister ama yapmaz, yani fiili olmaz. Aynı şekilde eşcinsel bir eğilimi de olup yani yapmazsa buna kimsenin diyebileceği bir şey yok. Ama fiili olarak eşcinselin uygulaması İslam'da haramdır. Yani bu çok açık. Ama ben onayı şöyle düşünüyorum. Yani bir voleybol maçında kimin yani eşcinsel olup olmadığı işin doğrusu beni hiç ilgilendirmiyor. Buna şöyle bir örnek verdim. Hem bizim futbol takımımız dünya üçüncüsü oldu. Yani ben orada bu çocukların acaba zina yapanı var mı? Bunlardan birisi geçmişte birine tecavüz etmiş mi? Bunlardan birisi bankada faiz yiyor mu? Hiç bunları merak etmedik. Kimse de merak etmedi. Hiç böyle bir şey gündeme gelmedi. Yani kim gündeme getirdiyse bunu, tamamen gereksiz bir şey. Yani orada bir de bir iki kişiyle ilgili bir olay, ki bence o bir kişi için de gündeme gelmesi gereksiz. Orada geri kalan voleybol takımının malzemecisinden antrenörü de daha oynayan birçok kıza kadar var. Sadece o bir iki kişi üzerinden bütün voleybol takımını konuşmak, voleyboldaki başarını bir kenara bırakıp cinsel hayatlarını konuşmak bence orada yapılan başarıya karşı büyük bir saygısızlık. Hiç kimseyi bence onların ne yapacağı ilgilendirmez.